Herkese merhabalar. Bugün 10 Ocak Salı. Yine iCrypex Kripto Para Borsası'nın YouTube kanalında Kripto Gündemi isimli programla beraberiz. Ben Gökçe Çalışan. Bu haftaya özel biraz daha farklı bir içerik hazırlamaya çalıştım. Çünkü şu anda Bitcoin'in fiyatı 17.000'in üzerinde evet ama çok fazla hareket etmiyor olsa da mini bir altcoin rallisi yaşıyoruz. Ve bunun sebeplerinden biraz konuşacağım. Altcoin haberlerinden biraz bahsedeceğiz. Bu, bu nereye kadar devam edebilir ve Bitcoin'deki görünüm nasıl ondan biraz bahsedeceğiz. Bir de Sodana'nın 2023 yılındaki projeksiyonunu anlamaya çalışacağız. Kısaca makroekonomik tarafla ben başlamak istiyorum. Sonrasında da e, bu altcoin haberleriyle devam edip bir de şu anda 3 tane ana konu var. Aslında kriptonun narratibi olan 3 tane hikaye var takip ettiğimiz. Bunların da detaylarına en sonunda gireceğim ki hani Atka'yın e, özelinde bir yayın olsun ama diğer konuları da atlamayalım. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi bu haftaya baktığınız zaman e, önemli tek bir konu kaldı. O da Perşembe günü açıklanacak olan tüfe verisi. Bunun dışında makroekonomik tarafta bu hafta takip edeceğimiz e, çok bir şey yok diyebiliriz. Geçen hafta tarım dışı istihdam verisini takip etmiştik. Cuma günü açıklanmıştı ve beklenenden güçlü geldi. Ama buna rağmen bu e, biliyorsunuz ki iki tane şey takip ediyoruz bir enflasyon verisi iki istihdam verisi İstihdam verisinin güçlü geliyor olması Fed'in faiz arttırımları tarafında elini güçlendiriyor yani daha fazla faiz arttırabilir istihdam piyasasına henüz zarar vermediği için şeklinde bir yorum var şimdi baktığımızda Geçen hafta istihdam verileri güzel geldi ama resesyonu işaret eden yani ekonomik daralmayı işaret eden birkaç tane de veri gördük. Onlardan biraz bahsedelim. Bu yükseliş de aslında onlardan kaynaklanmış oldu. Geçen hafta daralmayı işaret eden hizmet PMI verileri açıklandı. Aynı zamanda da maaşlardaki artışın durduğunu görmüş olduk. Ve bu veriler de bize daha böyle riskli varlıklara doğru para akışını arttırdığını söyleyebiliriz çünkü resesyon tarafında aldığımız sinyaller de bunlar. Makroekonomik görünüm böyle. Şimdi e, şu anda altcoin'ler hareket ediyor olsa da Bitcoin'de 17.000'in üzerindeyiz ama hala uzun vadede bu düşüş trendi kırılmış değil. O yüzden burada eğer swing trade yapmak istiyorsanız Bitcoin'de yukarıda önemli olan seviyeler 17.300 ve 400 buralar değerlendirilebilir satış noktası olarak. Alt tarafta da hala ana nokta olarak 14.000 gelebilir gibi görünüyor. Tabi bu birçok değişkene bağlı. Şu anda cuma günü gelen bu PMI hizmet verisi ve bu maaş verileri pozitif karşılanmış olsa da bu süreklilik devam ederse yükselişi görmemiz olası olabilir. Yine bunların takibini gerçekleştireceğiz. Şimdi şu anki görünüm böyle ama aslında bakmamız gereken Fed'in bundan sonraki süreçte ne yapacağı ve burada da 2024'teki projeksiyonundan bahsedebiliriz ve 2024 yılı bizim için önemli. Çünkü 2024 yılında Bitcoin'deki halving geliyor bu. 4 yılda bir olan madenci ödüllerinin azaltıldığı süreci yaşayacağız yine mayıs ayı gibi ve bu da biliyorsunuz ki Madencilerin masrafları aynı kalırken kazandıkları bitcoin yarıya ineceği için yani fiyatta yükseliş getiriyor zaten bunun bundan öte yarattığı hikayenin bu enflasyon düşüşüyle ilgili hikayenin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi. 2024 yılında bu dot pilot'a baktığımız zaman beklentiler Fed'in 125 bas puan faiz düşürmesi nedeniyle ve bu da e, şuna denk geliyor Fed 125 bas puan faiz düşürdüğü zaman da Bitcoin'de düşüyor. E, Yeni bir döngüye giriyor olacağız. Yani bununla beraber bu ikisinin denk geliyor olması 2024 yılını çok güzel bir yıl haline getirebilir gibi görünüyor. Yine beklemediğimiz Black Swan olaylarla karşılaşmazsak. Şimdi bu genel görünümden, makroekonomikten bahsettik. Biraz da altcoin'lere bakalım. Altcoin'lerde çok hareketli günler geçiriyoruz. Eğer piyasanın dışındaysanız ve sadece bitcoin fiyatına bakarak alım yapmıyorsanız birçok fırsat kaçmış oldu geçen haftalara baktığınız zaman. Şimdi 7 günlükte baktığınızda bitcoin'de %2.7'lik bir artış var. Ama birçok kripto parada ada bunların başında geldi. Adada %23'lük bir artış var. Solana'da %33'lük bir artış artış var. Hepsinin nedenlerini konuşacağız. Ve e, sıraladığımızda sıraladığınızda e, 7 günlükteki kazancına göre ilk e, sırada Aptos var. E, %47'lik artışla. ikinci sırada da Solana var. Solana'daki hype e, bu bon denilen e, üzerinde çıkan Solana'nın ilk meme token'ı diyebiliriz. Onun büyük bir kısmı Solana kullanıcılarına airdrop yapıldı ve bunu yarattı. Hype ile Solana yükseliyor. Ama sadece bu değil. Aynı zamanda geçen hafta da bir makale yayınlandı. Solana'nın birçok konudan eleştiriliyor. Downtime ile ilgili örneğin ya da enflasyonu ile ilgili ya da FTX ile olan ilintisi nedeniyle. Ona ilişkin bir cevap yayınlandı ve bütün bu haberlere cevap veriyor. Onun detaylarına da birazdan bakacağız. Onun dışında aslında bahsetmek istediğim 30 günlükte daha net görünen bazı kripto paralar var. Şimdi e, burada atomu görüyorsunuz. Solana'nın durumu özel olmakla beraber atom en güçlü duran e, kripto paralardan bir tanesi oldu son dönemde. Bunda da e, projenin birkaç tane e, haberi var aslına bakarsanız. Osmozis e, şu anda Osmosis, en büyük DEX e, atom e, ağı üzerinde. E, biliyorsunuz ki DEX'lerde limit order kullanamıyorsunuz. E, yavaş yavaş gelmeye başladı. DEX alatta var örneğin. Şimdi de Atom'un ozmosisine gelecek. Yani DEX'lerdeki gibi, centralized exchange'lerdeki gibi burada limit order'larda tahtadaki hareketleri takip edebiliyor olacaksınız. Böyle bir haberi var Atom'un. Bir de Atom biraz daha farklı bir proje. Daha önce konuştuğumuz Atom, Polkadot ve Avalanche birbirine benzeyen projeler. Çünkü hepsinin alt ağları var. Daha önceki yayınlarda bunlardan bahsetmiştik. O yüzden aslında hani yeni bir layer'a ihtiyaç duymadan kendisini ölçeklendirebilen daha üstün diyebileceğimiz tabii artısı eksisi tartışılmakla beraber ve birbirlerine benzeyen e, yapılara sahip. Atom'un ekibi aynı zamanda da şöyle bir farkı var. Marketingten uzak duran ve merkeziyetsiz kalmayı hedefleyen bir e, proje. O yüzden Atom'la ilgili çok fazla haber akışı da görmüyoruz ama buna rağmen e, bu aslında onların merkeziyetsizlik duruşunu destekler nitelikte de bir şey ama ona rağmen fiyatın güzel tutunduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biraz aşağı doğru inersek Litecoin'den ben çok bahsetmediğim bir proje Litecoin. Litecoin'de ama bu yıl gerçekleşecek olan bir halving var. Nasıl Bitcoin'inki 2024'te gerçekleşecekse. Bu yüzden Lightcoin'in de biraz daha sağlam durduğu bir yıl olması muhtemel Lightcoin özelinde baktığınız zaman. Ada'ya birazdan bakacağız. Solana'dan bahsettik. Shibada da yeni gelişmeler var. Yeni bir layer çıkıyor onun da Shibarium isimle bununla ilgili haber akışının devamlılığını görüyoruz ve 2023'te de bunun etkisiyle de yükselebilecek kripto paralardan. Matik tarafına da gelirsek, Polygon tarafına gelirsek onunla da ilgili bir haber akışı var ve şu anda genel olarak e, kripto para ekosistemine baktığınız zaman en fazla iş geliştirmeyi yapan projelerden bir tanesi Polygon'a benziyor ve çok iyi de çalışıyorlar. Hatta Solana'dan ayrılan iki tane NFT projesine nasıl bir para verdiklerinden de birazdan bahsedeceğim. Şimdi pozitif tarafa gelecek olursak Ethereum tarafında önemli bir gelişme var. Şangay yükseltmesi gerçekleşecek. Ve bununla da ilgili e, şimdi bir testnet yapılacak. Bu ay içerisinde Şangay'ı yükseltmesi de önümüzdeki ay içerisinde bekleniyor. Bu çok çok kritik. Ethereum'un Proof of Stake'e geçerken e, burada staking özelliği başlamıştı ve bununla beraber de burada stake ettiğiniz Ethereum'ları hala çekemiyorsunuz. Yani insanlar evet buraya ciddi anlamda Ethereum e, girişi sağladılar. ki Burada görüyorsunuz maviyle nasıl yükseldiğini. Bunun düşmesi de imkan yok çünkü stake ettiğiniz ethereumları henüz çekemiyorsunuz ile beraber bu yükseltme ile beraber burada stake edilen ethereumların çekilmesinin önü açılacak ve bununla beraber de hani iki tane bakış açısı var İyi ki şu ethereumlar çekilebildiği için satış baskısına neden olabilir bu da fiyatı düşürebilir buna kesinlikle katılmıyorum çünkü bence şu olacak İlk olarak buradaki ethereumlar birden birdenbire çekilemiyor olacak bir sıra usulüyle çok uzun zamanda çekilecek yani burada bir satış baskısı olmayacak ikinci olarak da burada şöyle bir sıkıntı vardı ethereum stake ederseniz ne zaman çekebileceğinizi bilmiyorsunuz şimdi yol haritası çok daha kritik bu yüzden de daha fazla kullanıcı Ethereum akvaryumunu stake etme yoluna gidecektir. Yani bunun e, geliyor olması oldukça güzel ve sirkülasyondaki Ethereum'u azaltacak bir haber. E, etkilerini yakın bir zamanda göreceğiz ve Ethereum'a da pozitif e, etki yaratmaya devam edebilir ama Ethereum'da da önemli seviyeler var. Her ne kadar fiyatı çok yükselmiş olsa da Ethereum için 1800 dolar Bitcoin'de 20 bin dolarlar mertebesine geliyor yaklaşık olarak. E, buradaki direnç seviyelerine baktığınız zaman aşması gereken seviyelere baktığınız zaman bunu da aklımızın e, bir kenarında tutmamızda fayda var. Şimdi diğer bir taraftan da kardano'dan bahsedelim. da son e, 7 günde %30'luk bir artış yaşadı. Normalde genel olarak çok fazla kullanılmayan ama çok iyi marketingi yapılan ve ciddi de bir kitlesi olan bir proje. Hani baktığınızda aslında bir projeyi değerlendirirken ben bunu kullanıyor muyum? Kullanırsam nasıl kullanabilirim? Üzerindeki ekosistem ne kadar büyük ve şu anda bu projeler kullanımda mı diye bakmakta fayda var. Cardano bu noktada daha yavaş kalıyor ama sözünü ver, verdiği vaat ettiği çok fazla şey var. Bununla beraber son döneme baktığınızda kardan üzerinde kilitlenen toplam miktarın ciddi anlamda arttığını görüyorsunuz. İlk olarak bu var. İkinci olarak burada geçen transaction sayılarında ve trading bölümünde işlem hacminde ciddi anlamda bir yükseliş yaşamış oldu. Üçüncü olarak da kendi algoritmik stable coinlerini çıkaracaklar yakın bir zamanda. Burada da gördüğünüz üzere ve bu üç haberin kümülatif etkisiyle Cardano'da bu yükselişi gördük diyebiliriz. Şimdi Cardano tarafında çok fazla pozitif haber başlığı var. Eğer ki gidip de aratırsanız çok fazla haber sitesi bu haberleri basıyor şu anda. Ama defaylamaya gelip de burada Cardano'nun hangi sıralamada olduğuna bakacak olursak şunu göreceğiz. Evet Cardano burada gördüğünüz üzere 29. sırada 65 milyon dolarlık bir TVL ile beraber hani bu şekilde patladı, çok arttı deniyor olsa da diğer rakiplerinin çok çok altında. Burada gördüğünüz üzere Ethereum üzerindeki TVL 24 milyar doların üzerinde. ikinci sırada BSC var. Üçüncü sırada Tron var. Vermiş olduğu yüksek e, yieldlar sayesinde Polygon da dördüncü sırada. Avalanç biraz geriye düştü. Daha yüksek sıralamadaydı. İlk 3'e de girdiğini gördük daha öncesinde. Ve Cardano'da sıralama bu şekilde ve Ethereum'dan da son dönemde Arbitrum optimizme ve Polygon'da ciddi TVL akışları olduğunu da görüyoruz. Şimdi Polygon'dan biraz bahsedelim istiyorum ve Solana'dan da bahsedeceğiz. Geçen haftalarda önemli bir olay yaşandı. Solana'nın üzerindeki son 30 günlükte baktığınızda en çok işlem hacmine sahip iki tane proje ayrıldı. Degats ve Y00T diyebilirim. Bunlar ayrılarak birisi Ethereum'a birisi de Polygon'a e, gittiler. Ve Solana'nın en güçlü olduğu şey e, NFT tarafı. Ve NFT tarafındaki en büyük en azından son dönemdeki iki projesini kaybetmesi de negatif algılandı. Şimdi bunun arkasındaki konular biraz açığa çıkıyor. E, bu iki NFT projesinin e, yaratıcılarının farklı blok zincirlerden Solana'yı terk edip onlara taşınmak üzere teklifler aldıklarını ve Polygon'un da 3 milyon dolarlık bir onlara destekte bulunduğunu ve bu para karşılığında, bu hibe karşılığında poligona geçişi sağladıklarına dair bir haber akışı var. Burada da Discord kanalındaki bununla ilgili bir paylaşım var, bir duyuru var. Ve buraya giderken de aldıkları bu parayla beraber de projeyi geliştirmek, yeni insanlar istihdam etmek gibi hedefleri olduğunu söyleyebiliriz. Yani arka planda çok fazla şey dönüyor. Yani para verip de projeleri kendi ekosistemimize dahil edebiliyorsunuz. Burada önemli olan bir nokta birçok projeden teklif aldıklarını ama poligonu değerlendirmek istediklerini ilettiler. Şimdi Solana bu kadar darbe yemişken, şu anda Dip seviyesine çarpı 2 yapmış bir solana var ve hala da belki yukarı yönlü bir hareketi olabilir. Solana'nın etrafında dönen 4 tane fad var. İyi ki downtime'ı yani ağın kapalı olduğu süre. İkinci konu e, merkezilikle ilgili eleştiriliyor. Ve üçüncü olarak e, enflasyonist token nomisi ve son olarak da FTX ile olan ilişkisi ki FTX'in blok zinciri diye de anıldığını biliyoruz. Bununla ilgili Fractionless Capital'ın e, yayınlamış olduğu bir makale var. Hepsine tek tek cevap veriyor ve bence çok güzel olmuş bu. Şimdi buna doğru... E, gelecek olursak biliyorsunuz ki Solana çok fazla kullanılan bir ağ NFT tarafında ve burada da 0.00025 cent'lik bir ücreti var. Diğer ağlarda çok daha yüksek ödüyorsunuz ki hani Ethereum'da da ciddi anlamda düştü. Hem EIP 1559 güncellemesi hem de ağın artık yoğun olmaması sebepleriyle ama Solana ciddi anlamda ucuz bir ağ ve bununla beraber de çok fazla da kullanılıyor ve 100 milyarın üzerinde işlem geçirmiş durumda. Yani evet downtime yaşıyor ama bunun sebebi bu kadar düşük fiile bu kadar fazla işlem geçiriyor olması. Tabi sadece bununla hani açıklamak doğru değil. başka bakmamız gereken şeyler de var. Bu kadar düşük fiisinin olması botlarla a savaş açabilmenizi yani ağı bir şekilde zarar verebilmenizin de önünü açıyor. Çünkü burada işlem yapmak çok ucuz olduğu için buraya da bot saldırısına daha açık. Genel olarak bu bot saldırılarından e, azaltmak nedeniyle de daha yüksek tutulabiliyor fiyalar e, bazı durumlarda, özellikle oyunlar tarafında işte NFT'lerin daha pahalı olması gibi oyuna giriş için gereken bariyerler gibi ve Solana'da da e, bu düşüklüğün nedeni olduğunu söyleyebiliriz ve bu kadar işlem aynı anda geçerken böyle bir sıkıntı yaşıyor. Aynı zamanda Solana'nın finalite süresi çok çok kısa. Bu Ethereum'da e, ve Bitcoin'de mesela 10 dakikayken burada saniyelerden bahsediyoruz. Ve burada downtime dediğiniz şey aslında çok küçücük bir e, dakikalık da bir şey de olsa bunu downtime olarak geçiyor. Yani diğerleri bir bloğu finalize etmemişken burada yaşanan downtime'ın ayında olay olduğundan da bahsedebiliriz. Burada da biraz algı e, konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buna cevap vermişken. Biraz aşağıya inecek olursak şimdi FTX olan ilişkisine gelecek olursak Solana ve FTX'in ilk bir araya gelişi 2020 yılında gerçekleşmiş ve Solana'ya baktığınızda Bundan 2 yıl önce geliştirmeye başlamış bir proje. Yani çoktan yol almışken FTX ile ilinti durumu başlamış. Şimdi buradaki olay şu FTX var arama da erken yatırımcılarından ve %10'unu Solana'nın tutuyor elinde. Ve e, şu anda da kilitli olarak tutuyor e, bir satış söz konusu değil bu iflas durumları nedeniyle ve böyle bir ilişki var ama aslında e, Solana, e, FTX tarafından geliştirilmiş değil ama şunu unutmamak lazım, e, Semin ve FTX tarafının buradaki IT gücünün e, Solana'yı geliştirmek için ciddi anlamda kullanıldığını, e, işte Serum'un mesela ya da e, Solana cüzdanının yapımına destek e, verdiğini de biliyoruz. Diğer bir taraftan şimdi FTX'in yapmış olduğu yatırımlara baktığımızda evet Solana'ya yaptı ama 30 milyon dolar, Nira, 50 milyon dolar, Polygon'a 75 milyon Aptos'a ve 100 milyon da Sui'ye yatırımı var. Burada da bunu görebiliyorsunuz. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunmalı. Yani bir satış durumunda Sui ve Aptos'u da bir miktar e, aklımızda tutmakta fayda var. Onlar da etkilenebilecek e, kripto paralar arasında. Bu makaleyi okumanızı öneririm. Alt tarafa doğru indiğinizde 2023'deki e, yol haritasından bahsediyor. Fire Dancer geliyor. E, Solana Mobile Stack geliyor. Burada gördüğünüz NFT tarafında ciddi geliştirmeler e, yapıyorlar ve oyun tarafı da burada muhtemelen çok yaşayacak. Solana ekosisteminde şu an poligon öncü gidiyor. E, bu tarafta günlük e kullanıcı sayılarına baktığınızda poligon diğerlerini bayağı bir katlamış durumda BSC ile beraber. Şimdi e, bu tarafta haber akışları böyleyken bir de başka bahsetmemiz gereken ama fiyat hareketine çok fazla yansımamış konularda var. Hemen onlardan da kısaca notlarımı açmak istiyorum. Evet şimdi örneğin AV tarafına baktığınız zaman %15'lik bir yükseliş var. AV'de birçok gelişme e, olmak üzere şu anda kendisi stabil coinleri çıkacak. AV app isimli bir sosyal medya e, tarafında bir geliştirme yapıyorlar debit kartı yani banka kartı çıkartmayı hedefliyorlar ve AV'nin 2023 roadmap'i oldukça düzgün görünüyor. Bu da akılda tutulması gereken ve teknik kırılımlarda 2023'te göz önünde bulundurulması gereken bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Avalanç'tan uzun süredir bahsetmiyoruz. Avalanche'a da baktığınız zaman e, bu haftanın iyi performe edenlerinden olmasa da ciddi anlamda e, haber akışı vardı. Shopify ile olan işbirliği aynı zamanda da kendi ekosistemine baktığınızda e, Platypus e, Curve'ün avalanç üzerinde olan hali diyebiliriz. Burada swap sistemi olan e, Platypus'ta e, yeni bir stabil coin çıkacak. E, bu da e, yani avalanç ekosistemini destekleyecektir. Ek olarak da Trader Joe avalanç üzerindeki en büyük DEX olan e, Trader Joe, o da e, yeni ürünler geliştireceğini ve buradaki hani, ürün çeşitliliğini arttıracağını açıkladı. Yani avalanche ekosisteminde de gelişmeler devam ediyor diyebiliriz. Yani izlememiz gereken konular bunlar. Bir de aynı zamanda da tabii ki de FTX yine. Burada haber başlıklarını en çok dolduran e, konu oldu yine her zamanki bir son dönemlerdeki şimdi FTX'in vermiş olduğu bu bağışlar e, müşterilerin parasıyla yapılmıştı. Bunları geri almaya çalışıyorlar. E, bununla ilgili haberler var. Evet e, burada gördüğünüz e, firma e, Fidelity Technologies. E, FTX ile ilintili olmamakla beraber SEM'le ilişkisi olduğu düşünülüyor. ve Bununla beraber de 20.7 milyon dolarlık bir yatırımı var Robinhood'a ve buna da el koyulmuş durumda. Yani Sadece bu tarafı değil ama geleneksel tarafı da biraz etkileyen bir durum söz konusu ve buradaki FTX haberlerini izlemeye devam edeceğiz. CC tarafında da bu burada birçok şirket var. Grayscale bunlardan bir tanesi ki biliyorsunuz hakkında açılmış bir dava da var Çünkü elinde tuttuğu rezervleri açıklamıyor. Grayscale var, Genesis var, CoinDesk de bu gruba, bu aileye ait ve başka firmalarda bulunuyor. Bunların arasındaki para akışlarına dair bir soruşturma geçirdiğinden bahsedebiliriz. Bu taraftaki konu hala devam ediyor. 2023 yılında Genesis'e ne olacağı hatta diğer ilintili borsalara, Gemini'ye ne olacağı da merak edilen konular arasında bir de son olarak da Huabi'den de bir haber vardı. Huabi'nin Kore tarafı olması gerekiyor. Asıl ana kurumdan ayrılmak istediğini, operasyonlarını ayırmak istediğini söyledi. Huabi hakkında da bazı söylentiler var ve bu karmaşık durum devam ediyor. Yani biraz daha hala bu centralized merkezi borsalar tarafındaki gelişmeleri takip edeceğiz. E, aynı zamanda bu Grayscale takip edeceğiz ve FTX'i maalesef hala takip edeceğiz ama altcoin'lerdeki bu yükseliş bir miktar daha belki devam edebilir önümüzdeki süreçte. Bitcoin'in ama fiyat hareketi çok kritik. 17.300-17.400'ü kıramazsa buradan alt, aşağı yönlü hareketine devam ettirmesi söz konusu olacaktır. Çünkü haftalık olarak Bitcoin fiyatlamasına baktığınız zaman herhangi bir bir trend dönüşü söz konusu değil. Ama burada yatayken altcoin'lerde güzel bir rally, minik bir rally de olsa yaşandığını söyleyebiliriz. Evet... E bu haftalık bu kadar. Cuma günü önemli olan bir makroekonomik haber olmakla beraber TÜFE verisini takip edeceğiz. Onun dışında genel olarak hani Bitcoin'in ve kripto paraların kendi dinamiklerinin hakim olacağı bir süreç olacağı benziyor. Yine volatilitenin yükselmesi söz konusu olabilir. Altcoin bazı daha haber akışlı fiyatlama gördüğümüz bir hafta olabilir. Stop loss koymayı yine de ihmal etmeyin derim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna abone değilseniz de abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.